Yarınki maçın iki komşu kentin dostane biçimde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın. İzleyenler her iki takımı da alkışlasın. Taraftarımızın da Kayseri Spor olarak hem Kayseri şehri hem de diğer iller yurt dışı olmak üzere bu maçta Kayseri Spor takımımızın yanında yer almasını istiyorum. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında önemli bir itici güç oldular. Takımı motive ettiler. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Biz de yarınki bu zorlu final öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün buraya geldik. İnşallah güzel bir maç olur. Kupayı da kazanmayı tabii istiyoruz. Ama bunu söylerken de Rıza Hocam'a, Sivasspor'a son derece saygı duyuyoruz. Onların da çok büyük işler yaparak buraya geldiklerini hatırlıyoruz. Hayırlısı olsun. Ben son zamanlarda üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımı olmadığını düşünüyorum bu zamanlarda. Onun için güzel bir istikrar yakaladık orada. Ve bu seneki hedefimiz de kupaydı. Yani kupaya gitmek istedik gerçekten. Çünkü sezona herkesten önce başladık. Bütün takımlardan önce başladık. Bütün takımlardan önce maç oynadık. Biz en erken biz başladık. En erken de biz bitiriyoruz. Onun için oyuncularımdan gurur duyuyorum. Yani bu sıkıntılı döneme rağmen, her şeye rağmen buraya kadar getirdik. Şimdi herkes bütün her şeyini koyacak ortaya. Son. Ve bu maçı da inşallah kazanmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Tabii ki Hikmet Hoca ile biz gerçekten çok iyi anlaşırız. Kafa olarak iyi konuşuruz devamlı sürekli şekilde. Ama bu maç tabii ki biraz farklı bir maç. Kayseri Spor kupa almış. Biz daha hiç kupa almamışız. Sivas Spor'un ne finali var ne kupası var. O yüzden de kupayı bizim almamız daha anlamlı olur. Bunun da farkındayız ve şehirde inanılmaz bir heyecan var. İlk defa olduğu için böyle şeyler. Onun için de tabii ki bütün herkes istekli, arzulu bütün oyuncularımız. Ama karşımızdaki takım da öyle sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Hikmet Hoca da bizim takımımızı çok çok iyi biliyor. Son maçımıza geldi, Alanya maçımızda. Televizyon maçı vermesine rağmen kendisi yine notları aldı, çekti. Videosunu da çekti, her şeyini yaptı. Yani birbirimizi iyi tanıyoruz. Yani iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Bence çok güzel bir maç olacak. Hikmet Hoca'nın dediği gibi tabii ki dostluk çerçevesinde olacak. Eski günleri konuşmanın hiçbir anlamı yok, hiçbir şey yok. Tabii ki o arkadaşlarımızı anıyoruz tabii ki. Onlar için oynuyoruz bu maçları da. Onun için yani bizim şeyimiz centilmence, güzelce bir maç olması dileğindeyim ben. Öyle de olacak. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi yani bizim daha çok ihtiyacımız var yani. Onun için de kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. En son çok yakın birkaç gün önce lig maçı oynadık. Alanya maçını da ben seyrettim. Rıza hocamız bizi seyretti. İki takım birbirini tanıyor. Birbirinin özelliklerini biliyor. Teknik konuların maç öncesi fazla konuşulması taraftarı değilim şahsi açımdan. Oyuncular, her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. Biz Kayseri Spor olarak lig oynanırken Beşiktaş maçını kazandıktan sonra artık finali oynayıp finalde de kim çıkarsa çıksın hedefimiz kupa olarak biz de o zaman belirledik. Ki bu arada da ligde de bazen zaman zaman zor anlar yaşadık. İşin teknik, taktik, fiziksel ortamı maç başlayınca gözükecek. Hemen hemen iki takımın da belki bir oyuncu değişebilir. Kadroları belli. Ama maça başlangıç ve maçı bitiriş farklı olabilir iki takım açısından. Bekleyip göreceğiz. Ve bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Onun için burada tabii ki hem Hikmet Hoca olsun hem ben olayım. Ona göre tabii ki maçın içine bir sürü bir anda taktik, oyuncu değişikliği, bir sürü şeyler değişebilir, yapılabilir. Onun için tabii ki bu maç 90 dakikada olabilir, 120 dakikada olabilir. Ona göre kendimizi kafa olarak, her şey olarak hazırlamamız gerekiyor.
Tabii ki Hikmet Hoca olsun, ben olayım, sahada her şeyi yapacağız sağ kenarında, ama esas işi belirleyecek olan arkadaşlarımız, futbolcu arkadaşlarımız. Herkes iyi konsantre olduktan sonra, herkes kendini verdikten sonra çok güzel şeyler çıkar. Ama dediğimiz gibi, yani iki takım da biz ne düşünüyorsak karşı takım da aynı şeyi düşünüyor. Maçın gidişatı bu şeyi belirler, yani sonucu belirler. Maçın içinde de bizlerin yapacağı hamleler belki de maçı çevirecektir. Onun için yani şimdiden öyle fazla o konularla konuşmaya şey yok, gerek yok, ama şu var, istemek ve sahada mücadele etmek. Başka bir şey olmadı yani. Bu bir final maçı. Adı üstünde final. Yani şu anda ligler bitmiş, her şey bitmiş. 133 tane takım bu turnuvaya girmiş. Bunların içinden 2 tane takım çıkmış. Yani yorgunluk veyahut da başka bir şeyin olması mümkün değil yani. Herkes için bambaşka bir şey bu olay. Yani final bu. Bakın, bu kadar sizler de geldiniz. Yarın bir sürü insan gelecek, bir sürü taraftar gelecek. Bambaşka bir şey bu. Onun için yani orada yorgunluğun veyahut da işte bıkkınlığın hiçbir şeyin şeyi olamaz, yani mazereti olamaz yani. Herkes sorumluluğunu bilecek, herkes görevini yapacak. Diyorum ya, bizim bu maçı kazandığımızda Sivasspor'da oynayan arkadaşlarımız bir tarih yazacaklar. Onun için çok önemli, yani Sivas için çok önemli, tarih yazacaklar. Ona göre bilmeleri gerekiyor, ona göre mücadele etmeleri gerekiyor yani. Ağzına bir baksana ya.